istiyorum. Maalesef hem bu eğitimlerde yapılıyor, hem ayda bir defa eğitimlerde yapılıyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Kırmızı kart mı çıkartacağız? İki defa üstte gelmeyen arkadaşımızı bir daha eğitime almamamız mı lazım? Şey yapalım arkadaşlar, bir önerisi olan var mı? Nasıl mesela efendim? Bize yemek ısmarlasın mesela. Şimdi ben bunu niçin anlatıyorum? Yani bu burada siz de eğer katılıyorsanız bir haksızlık var arkadaşlar. Yani bu şimdi bakın biraz sonra anlatacağım. Aslında her şeyin başlangıcı zamanla başlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarıma hep söylediğim bir şey var. İstanbul Semem Odası'nın eğitimleri maksimum 15 dakika rötardan sonra açılacaktır bu. Nedir kriter? Niçin yarım saat bekleyelim ki? Herkes İstanbul'da trafik içerisine giriyor gidiyor. Buraya önce gelenler zamanı çok mu bol? Tam tersine bu işe bir etik anlamında, bir disiplin anlamında konuya bakıyorsunuz. Ve inanın o zamanlama olayına uymadığın sürece hayatta mesleki anlamda da başarıya gitmemiz söz konusu değil. Neyse bunu anlata anlata herhalde bir yere gelecek bu konu. Buyurun. Tabii. Önce eğitelim diyorsunuz arkadaşlar, öyle mi? Peki olur, ona da uyarız. Bir yönü de. Buyurun. Peki arkadaşlar, bu oturacak, bunun başlığı yok çünkü büyük bir emek verilir. Arkadaşlar eğitim çalışmalar devam ediyor. Ayda bir defa işte genel eğitimlerimiz ve TESMA İstanbul Şubemizin web sayfamızda da gördüğünüz gibi 15 konuda meslekçi eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun bu dönem mutlaka tamamlayacağız. Daha önce söyledim, bir müjdesini vereyim. Hakikaten arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar, eğitmen arkadaşlarımız. Bu 15 konunun hem video çekimi İsmo TV'de var, olacak, yapıldıkça konuyor. Aynı zamanda 15 adet elektronik e-kitapçık da hazırlanıyor, onu da belirteyim. Bir rehber halinde her zaman elinizin altında olabilecek ve her yıl o bilgi güncellenip devam edecektir. Emeğe geçen sevgili eğitmen dostlarımıza bir kez daha sizler adına teşekkür ediyorum. Şimdi bir diğer konu değerli arkadaşlar, kamu gözetim kurumu süreci. Yine bir aile toplantısındayız. 15'ini doldurup kamu gözetim kurumu eğitimine burada katılan kaç arkadaşım var? Bir şart veriyorsun bakalım. 1, 2, 3, 4. Çekmeden ya. Katılmak anlamında henüz katılmadık ama süre olarak tamamlıyoruz. Ben onu sormuyorum. Eğitime katılanları soruyorum. Kamu gözetim eğitimi. Siz 15'ini doldurdunuz mu? Bir daha sorayım. Ben cümleyi doğru kuramadım. Şimdi biliyorsunuz 15'ini dolduran arkadaşlara bir hak verdi. Belli bir para yatırıp o eğitime katılan arkadaşlardan bahsediyorum. Kaç kişi var arkadaşlar? Bir kişi var. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Dün sosyal medyada, Facebook'ta bir açıklamam var. Takip eden arkadaşlar biliyorlar. Özellikle şahsımı, bazı arkadaşlarımı ve eşim de biliyorsunuz meslek mensubu bu işe başvurdu diye çapsızlıklarını, beceriksizliklerini yalanla anlatmaya çalışan arkadaşlar var. Biliyorsunuz gözetim kurumunun sitesine girdiğiniz zaman kimler lisanslanmış hepsini görüyorsunuz arkadaşlar.
Yani saklanmanın söz konusu değil. Kaldı ki ben bu işin başından beri yanlış olduğuna inanmış insanlardan biriyim sevgili arkadaşlar. Belki de hepiniz alacaksınız, ben almayacağım, açıkça söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Biz başından beri bir şeye inandık. Kamu gözetim kurumunun oluşumu doğrudur. Bakın, belki biz eksik anlattık bugüne kadar. Sanki kamu gözetim kurumunun oluşumuna karşıymış gibi bir yanlış algı olmaması lazım. Kamu gözetim kurumu doğrudur. Hangi anlamda doğrudur? Gözetleme anlamında doğrudur. Enron skandalından sonra denetim işi yapanları bağımsız bir kurum tarafından gözetlenmesi doğrudur. Ve tüm dünyada da bu şekilde örgütlenmektedir. Bizde yanlış olan sevgili arkadaşlar, bu gözetim kurumu kendini meslek örgütünün yerine koyarak, mesleği yeniden yapılandırarak ve kendine vazife olmayan konuları üstlenmesine karşıyız. Burada bir anlaşalım. Yani diyoruz ki biz, bu odada SMM olan herkesin bağımsız denetim hakkıdır diyoruz. İki, ünvan ayrımı yapmayacaksın dedik. Şu anda o kaldırdı biliyorsunuz, ciddi kavgalarla SMM yeme ayrımı vardı. Ve bir de bizim tüm o eğitimlerimizi kabul edilmiyoruz. Ve son olarak da her yapacağın işte tüm okta iş bir yapın diyoruz. Şimdi eğer buna inanıyorsanız 15 yılı doldurun arkadaşlarına sesleniyorum. Neyin acelesini yapıyorsunuz? Ne acele ediyorsunuz? 15 yılı doldurun arkadaşlar, bu lisansı alan arkadaşlar bir tek kişi ek bir iş almış mı? Nasıl yapacaksın? 2500 tane firmanın bağımsız denetimini sen aldın o lisanslamayla nasıl yapacaksın? Soruyorum arkadaşlarım. Yine soruyorum. Bu eğitime katılıp bir tek başarmayan kişi var mı arkadaşlar? Bir tek kişi yok biliyor musunuz? Neden acele ediyorsunuz? Yazık değil mi ya? 15'ini doldurmayan bu odada 22 bin genç arkadaşımın mesleğe daha sonra giren arkadaşlarımın ve bundan sonra girecek olan arkadaşlarımın emeğine, geleceğine yazık değil mi arkadaşlar? Herkes vicdanlı öz eleştiri vermek zorunda, açıkça söylüyorum. Eğer direnseydik, bu eğitimlere katılmasaydık o gözetim kurumu ne yapacaktı? Sorarım size. Bakın, 4 başlı, 5 başlı yapı devam ediyor. SPK ayrı gidiyor. BDDK ayrı gidiyor. EPK ayrı gidiyor. Yakında yayınlanacak olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ana şirketinin denetlenmesiyle Ticaret Bakanlığı ayrı gidiyor. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Ya lütfen bu oyuna gelmeyin sevgili arkadaşlar. 15 yıl dolduranları sesleniyorum. Zaten bizim kuşağın birçoğu iş yapamaz. Söylüyorum bak kızıyorlar. Denetim iş, enerji işi arkadaşlar. Takım işi, ekip işi. Şimdi yeminim mali müşavirler bana çok kızıyorlar. Zaten biliyorsunuz yememe sürecimizi engellediler. Şimdi bunlar bir telaş içerisindeler. Şundan dolayı tam tasdik bitecek arkadaşlar. Çünkü tam tasdik amacın uygun şekilde gitmiyor. Hepiniz bildiği gibi. Ve yeminim varmış meslek diye bir meslek dünyada da yok. Maalesef bu yasa çıkartırken bakanlığın çıkardığı bir meslek. Şimdi bunlar uyanıklar ya. Ya bizim YMM tam tasdikle gidiyor. Acaba şu bağımsız denetimde biz yapsak diye ciddi lobiler yaptılar biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ama her yerde söylüyorum. Ünal Tekinan gibi o yürekli adam, bilge insan. Hayır dedi, bu SMM'lerin işidir dedi. Ve sonuna kadar deldirinden bugüne kadar geldi. Aslında oynanan oyun bu sevgili arkadaşlar. Adam 70 yaşında geçen bir YMM üstad geldi. Denetim yetkisini almış. Ya üstad dedim ya. Sen samimi misin dedim bu konuda dedim. Sen dedim muhasebe nedir biliyor musun dedim bu üstad dedim. Şimdi arkadaşlar bağımsız denetimi yapabilmeniz için muhasebeyi bilmeniz lazım. Muhasebeyi bilmeden bağımsız denetimi yapma şansına sahip değilsiniz ki. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Sonuna kadar bu mücadele sürdüreceğiz. Bunu herkes bilsin. Ne adına? Gençler adına. Ve bir gün göreceksiniz. İstediği şekilde sonuçlansın, yargı sonuçları şunlar bunlar.
Bunu değiştirinceye kadar biz mücadele sürdüreceğiz. Ben kendi adıma bu işin önünde olan bir insanım. 15'inde olduğundan daha girmeden lütfen acele etmeyin. 31 Aralık'a kadar vaktiniz var. Hiçbir Allah'ın kulu, o yalandır hepsi. Yok zorlaşacak bu şu, hepsi külliyen yalan. Bir daha sabırlı olmanızı herkesten bekliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bir diğer konu bizim görevimiz. Biraz sonra meslekçi eğitim arkadaşlarım yapacaklar. Ama bir başka görevimiz. Burada bulunma nedeni, mesleğin geleceğinin nereye gittiğinin farkında mısınız? Şimdi bunun farkındalığını görebilmeniz için devletin ne yaptığını bilmeniz lazım. Biz tabii konu itibariyle yakındayız. Olayları takip ediyoruz. Ben geçen gün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sivis Otel'de katıldığı elektronik genel kurula ilgili bir toplantıya katıldı. Belki basında izlemiş olabilirsiniz. Beynim durdu arkadaşlar. Kamu bizden çok 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 ileride biliyor musunuz? Her şeyi elektronik ortamı planlanmış. Şirket kuruluşları, genel kurullar, muhasebe tutulmaları, işte e-fatura, e-defter. Peki ne yapacağız biz arkadaşlar? Soralım ben size. Ne yapacağız? Hepimiz burada tek başımıza bu işi yapmaya çalışan insanlarız. Bir tek iş yapıyoruz. O da defter tutuyoruz arkadaşlar. Peki yarın bir gün faturalar elektronik ortam otomatikman düzeltildiği zaman elektronik deftere geçsin. Biz ne yapacağız? Bizim en büyük arkadaşlar gelecekle ilgili görevimiz bu. Bizim görevimiz geleceği önünüze koymak. Ve bunu altyapısını doldurarak koymak. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Güçler birleşecek. Kurumsal yapılar oluşacak. İki tane meslek kararı geçti. Bir tanesi bir olan hizmet kalitesini belirleyen bir meslek kararı. Meslek odaları üretilen bu hizmet kaliteleri kontrol edecek. Bir diğer konu çok şikayet edildi. Haksız rekabetle ilgili süreci takip konusu. Üç, tüm tahsilatlar bankadan geçecek. Ve kuracağın ofisler bir yandan finansal tabloları düzenleyenler, bir taraftan denetleyenler, bir taraftan da yüzden fazla danışmanlık işinden geçiyor sevgili arkadaşlar. Bunun başkanı yok. Bunun finans kaynağına ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Modeller üzerine 4 yıldan beri süren bir çalışmalar yapıyoruz. Bu olacak arkadaşlar, bunun başkanı yok. Buna ayak uyduranlar benim deyimimle dağın öte yakasına geçecekler. Ayak uyduramayanlar, direnenler hayat onları yokup götürecektir. Bunun için bir tek şey yapmamız lazım. Şimdi Amerika'da sevgili arkadaşlar, kar yağdığı zaman, bunu belki duymuşsunuzdur, herkes kapısının önünü temizlemek zorunda, biliyor musunuz? Kapısının önünü temizlemenin ceza var Amerika'nın. Yani bizler de kapımızın önünü temizlemezsek, bu sürece hazırlanmazsak, hayat kendi temizliğini yapacaktır sevgili arkadaşlar. Ama benim inancım şu, her yerde de gururla söylüyorum. Bize kimse 1 lira katkı sunmadan bugün bu ülkenin beyan ve bildirgelerini elektronik ortamda başarılı olarak sürdürüyorsa bu sizin yanınızdan kaynaklanmaktadır. Yani biz sizin önünüze bu hedefi koyduğumuzda bunu gören arkadaşlarımız yoluna devam edeceklerdir. Zaten belli bir yaşa gelmiş, belli bir durumda arkadaşlar bu işi bırakacaklar arkadaşlar. Bizim bir kuşak var, geçim adlerden belge alan. O süreç yavaş yavaş doğuruyor. İstesek de yapamayız sevgili arkadaşlar. Ama hiç olmazsa bizler bu birikimlerimizi genç arkadaşlarla bütünleştirip o kurumsal yapıları bir iz bırakma boyutunda da adım atılması gerekli olduğunu diyorum. Ben bu bilgilendirmeler sonucunda sözümü burada nokta koyarken bugünkü semineri verecek olan değerli arkadaşlarıma, oturum başkanına, ama her şeyden önemlisi rezervasyon yaptırıp buraya gelip bu salonda olmanızdan dolayı sizlere tek tek teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Seminerimizi yönetmek üzere TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sayın Üyesi Süheyla Ertürk Selçuk'u kürsüye davet ediyorum. Sunumlarını yapmak üzere
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Eğitmeni Sayın Gülgün Öztürk. Sunumlarını yapmak üzere İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmeni Sayın İbrahim Özdemir. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli meslektaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 15 yılı doldurmamış bir meslek mensubu olarak, yaş başkanımız gitti onun da duymasını isterdim ama verdiği bu mücadeleden dolayı 15 yılı doldurmamış meslek mensupları adına gerçekten oda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Odamız bununla ilgili çok ciddi bir emek veriyor, çok ciddi bir süreçten geçiyor. Sonuç ne olursa olsun, olumlu olsun ya da olmasın, hakkı gasp edilen bu gençler adına muhakkak tarih onları minnettanacaktır diye düşünüyorum. Başkanımız çok değerli konulara değindi. Ben üzerinden tekrar olsun istemiyorum. Ama sizlere küçük bir istatistik bilgiler vermek istiyorum. Müteşemmer İstanbul Şubesi ile ilgili. yeni dönemle birlikte İstanbul Tesmer Şubesi son 3 ayda 18 farklı birimde yaklaşık 3500 meslek mensubumuzun meslek içi eğitim almasına katkı sağlamıştı. Ayrıca işte 20 çalışma konularımız oluşturuldu. 75 tane eğitmenimizle birlikte yol yürüyoruz. Sadece İstanbul içi değil, İstanbul dışından da İSMO odası, İSMO eğitmenleri destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda İSMO Web TV'ye konulan seminerlerimizde bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişi izlemiş. Tüm Türkiye aslında İstanbul'un yaptığı tüm çalışmaları takip ediyor. Bu yüzden çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdayız. Başkanımız rezervasyonlarla ilgili gerçekten gerekli duyuruyu yaptı ama bu konuda eğitim gaspına diğer meslek mensuplarının neden olmamak adına gerçekten hassas davranmak gerekiyor. %40, %50'ye dayanan bir boşluk söz konusu. Bizlerin telefonu kilitleniyor. Biz eğitimlere gelmek istiyoruz. Ama yer var mı, gelebilir miyiz diye. Yıldık gerçekten hani o arkadaşlarımızın böyle bir eğitimden mağdur olmasını sağlıyoruz. Ben çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Eğitime geçmek üzere Tesmer eğitmenlerimizden Sayın Gülgün Öztürk'e sözü bırakmak istiyorum. Eğitimin başarılı geçmesini diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Soğuk bir günde biraz soğuğumuz olmak ısınması için açıldı ama zaman alacağım. Güzel bir eğitim olmasını biliyorum. Sizlere fayda getirmesini. Evet, eğitmenlerin bu süreçte gerçekten büyük önemi oldu. Olmaya da devam ediyor. Yapılan tüm eğitimlerin ardında ciddi bir emek var. Lütfen bunu görmezden gelmeyelim. Çünkü emeğin karşılığı yok. Gönüllük esasında yapılan çalışmalar bunlar. Sonuçta hepimiz meslek mensubuyuz eğitmen arkadaşlar. Aramızda akademisyenler de var ama sayısı olacağız. Dediğim gibi gönüllük temelinde yapılan sizlere katkı sunmak amacıyla hazırlanmış programlar. Bu anlamda kusurlarımız olursa baştan izah etmenizi istiyoruz. Sonuçta hepimiz aynı dilden konuşan insanlarız. Ve bu yeni süreçte özellikle 2014 yılıyla birlikte eğitim konuları ciddi anlamda güncellendi. Sizlerin de bu konuda katkı sağlamanızı bekliyoruz. Arada ufak not kağıtları dağıtılacak. Mesela kar dağıtımla ilgili beklentiniz nedir? Ya da bundan sonraki eğitimlerde ne görmek istersiniz? Sizden ricam birkaç cümle de olsa ihtiyaçlarınızı ve bunları belirleyebilirseniz en azından bundan sonraki eğitimlerde biraz da onlara dikkat olarak yani birlikte hazırlamış olacağız bir anlamda. Bu konuyu birlikte çıkaracağız. Bunu hatırlatma yapmak istedim. Evet, sizden sonra da tekrardan ben tüm eğitmen arkadaşlara, özellikle bu saatten hazırlanmasını, bizlere destek olan diğer eğitmen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Başta Tesmer Başkan Yardımcımız, hocamıza size çok teşekkür etmek istiyorum. Onun katkıları çok büyük. Bizleri ayrı bir arıyor.
olması gerektiğini, ne yapmamız gerektiği konusunda bize yardımcı oluyor. Nevzat Hocam, hepiniz tanıyorsunuz umarım, Nevzat Pamukçu aramızda şu an. Evet, isterseniz yavaş yavaş başlayabiliyorum. Kar dağıtım konusu, bizler aslında günlük yani çalışma hayatımıza baktığımızda sürekli karşılaştığımız bir olay olmuyor maalesef. Yani dönem sonu işlemleri gibi her yıl yapılmıyor. Fakat ne zaman ki işte firmalar kar yapmaya başlıyorlar ya da ekonomiye bağlı olarak işletmeler kâra geçmeye başlıyor. O zaman bu ihtiyaç gündeme geliyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, 602 ile birlikte bir takım temel kavramlarda yenilikler oldu. Biz de zaten bu slaytları hazırlarken biraz da onu amaç edindik. Yani standart yönetim yanında. Biraz bize yeni yasaya bir de neler geldi, neler götürdü. Bunları anlatmak. Biraz da örneklendirme yapmak istedik. TTK Çalışma Grubu'nda bir kar koyaması. Burayı aldık. O da bir kar dağıtım şey olduğu için, fonksiyonu olduğu için. Onunla ilgili bir örnek çalışma koyduk. Onun için iki örneğimiz var. Vakit kalırsa ikisini tutmak istiyoruz. Kalmazsa bir tanesini göndereceğiz. Daha çok uygulamaya yönelik bir eğitim hazırlama çabası içinde olduk. Umarım fayda görürsünüz. Hep birlikte üzerinden gelinmiyorum. Evet, temel kavramlar dedik. Çalışma planımızı yaparken bunu başlıklarımız bu şekilde belirledik. İşte önce politikalardan bahsedeceğiz sizlere. Ardından kar dağıtımını yaparken kullandığımız temel kavramlar, ilkeler, bunlardan söyleyeceğiz. Bir kar dağıtım tablosunda hangi verilere ihtiyaç duyuluyor, bunları gözlemleyeceğiz. Ardından Serhat arkadaşımız yapacak sunumu, kar payı avansını dikkate alacağız. Ve bu, onunla ilgili dediğimiz gibi ufak bir yorumlarını yapıyorduk. Sonra da yine şirketler geliyor. İşte dışarı şirketleri, sermaye şirketleri olarak kar dağıtım uygulamaları bir şekilde olacak. Kısa, çok fazla sizi yasayalara boğmadan kısa kısa bilgiler ve ardından da dediğimiz gibi örnek uygulamalara geçeceğiz. Sunum formatımız bu. Arada bir kez ara verdiğimizi yapmıyoruz. Eğer çok sıkılırsanız lütfen şey yapın. Yani iki ara verebiliriz. Eğitim planlaması biliyorsunuz 1 ile 5 arasında. Bunu olabildiğince zamanı iyi kullanmaya çalışacağız. Çünkü zamanla yarışıyoruz İstanbul şehirde. Evet. İşletmeler kar yapmak isterler değil mi? Neden bir işletme kuruluyor? Bir şirket neden kuruluyor? Geleceğe bir planlamayı oluştururken beklenen hep nedir? Kar değil mi? Kar hedefler. Kar olmadığında yıllar itibariyle zararla karşılaştığı bir süre sonra şirketler zaten ne yapıyor? Hayatlarını sürdüremiyorlar. Şu an genel ekonomide baktığımızda maalesef Türkiye koşullarında da bu tarz şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz meselesi icra ederken. Amaçlanan ne olmaktadır diye bir soru sordu. Burada amaçlanan elde edilen karın hem işletme menfaat sağlayacak bunlar hem de o şirketi kuranlar, taraflar, kimler bunlar? Şirket ortakları, çalışanlar belki, yönetim kurulu üyeleri. Bunlar da menfaat sağlamak isteyecekler, yani kardan belli bir pay almak isteyecekler. Ve işletme sürekliliğini sağlamak adına bir takım yatırımlara gitmek isteyecek. Yeni bir makine almak isteyecek ya da ne bileyim işte yeni bir pazara girmek isteyecek. Bunlarla ilgili ne ihtiyaç duyacak? Bir finansman ihtiyacı olacak ve bununla ilgili de ne yapması lazım işletme? Öncelikle kar etmesi gerekiyor. Ve bu aşamada da iki yönüyle ele aldık. Az önce de biraz bahsettim. İşletme yönüyle diğer tarafta hissedarlar açısından iki ana başlık altında kar dağıtım politikasının önemi ortaya çıkıyor. İşletme açısından baktığımızda dediğimiz gibi işletme ne yapmak istiyor arkadaşlar? Şey, özellikle yeni ticaret kanununda bu konu çok güzel ortaya konu. Aslında keşke ilk haliyle kalmış olsaydı. Biliyorsunuz 635'te oldukça değişim oranı 605 sıralıklısı. Bu hali biraz büyük kaldı ama yine de bunun temelinde baktığınız zaman yeni ticaret kanunun işletmenin sürekliliği ön planda. Sürekliliği sağlanması anlamında da ne yapılması gerekiyor?
hangi yolların izlenmesi, işte kurumsallaşmadan başlayarak işletmelerin babadan oğula sadece geçmesi gibi daha sonraki nesillere de aktarması anlamında bu politikaların çok iyi benimsenmesi gerekiyor. Tabii işletmeler halka açılmaya başladıkça da ki biliyorsunuz SPK'nın tabi olan şirketlerin yanında küçük ve orta ölçekli işletmelerin de halka açılmaları planlanıyor. Bunlar için olanlar da var, uygulamada başlamış durumda. İşletmeler halka açılmaya başladıkça da ne oluyor? Piyasa değerlerini olabildiğince yüksek bir değere getirmek istiyorlar. Amaçlanan bu. Dolayısıyla bu yüksek değere getirirken de her türlü olanağını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Daha uzun planlar yaparken işletmeler ne yapıyorlar? Menfaat sağlayan taraflar düzenli olarak kar payı elde etmek istiyorlar. Yani düzenli kar payı elde edemediğinde işletme sahipleri belki bir süre sonra ne yapıyor? Yeni arayışlara girmek istiyorlar. İşletmelerini kapatma yoluna girebiliyorlar. Demek ki aradaki bu optimal dengenin çok iyi kurulması gerekiyor. Hem işletme taraftan yatırımlarını karşılayacak işte bir finansman ihtiyacı var. Diğer taraftan da işletmede sahip olan kişilerin de ya da tarafların menfaat sahiplerinin de buradan bir fayda sağlaması beklentisini karşılaması gerekiyor. Hissedarlar açısından baktığınızda işte bazen hissedarlar şunu söyleyebiliyorlar. Ben güzel bir kar payını alayım. Gerisine karışmayayım. Bir başka yatırımcı da diyebiliyor ki hayır ben işletmenin önce yatırım kararları beni ilgilendiriyor. Sürekli anlamında. Düzenli kar payı anlayabilirim. Bunu yatırmalara dönüştürebilirim. Tamamen yönetimlerin yaklaşımıyla alakalı bir şey tabii baktığınızda. İşte dediğimiz gibi işletme sahipleri yatırım kararları alırken finansman yapılarına yani kitle durumlarına bakarak hisse senedi çıkarıyorsunuz anonim şirketlerle alakalı. Bunlarla ilgili giderlerini ya da kar payları üzerindeki vergi kanuna dönüyor çok büyük. Onların etkilerini de değerlendirerek ne yapmak istiyorlar? Kar paylarından imtina da edebiliyorlar. Gözümüzden kar payı alma yoluna da gidebiliyorlar. Tekrar bir soru olarak slide'a devam ediyoruz. Soru cevap şeklinde olsun ki yani biraz daha belki aklınızda kalıcı olabilir diye düşüncesine bir olabilirdi. Nelere dikkat eder işletmeler, kar dağıtım politikalarını belirlerken? Orta vadede ya da uzun vadede yatırım stratejilerini ortaya koyarlar. Değil mi? Bakarlar yani bu dünya sonrası ne olacak? Çünkü gelecek bizim için önemli. Bugün yaşıyoruz ama bir adım sonrası belki tam yaşadığımızda çok daha önemli hale geliyor. Özellikle global ekonomiye baktığımızda şimdi ya ekonomilerine doğrudan gözümüz gerekiyor. Türkiye içindeki yapılanmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen bizim dışımızda da yani işletme üretim dışında da ne yapabiliyor? Pek çok faktör işletmenin sürekliliğini etkileyebiliyor. Yani ne yapacak yönetim? Tüm bunları ciddi anlamda masaya yatırıp stratejilerini bu şekilde belirleyecek. Sermaye ihtiyaçlarına bakıyorlar. Yani hangi aşamada ne kadar sermaye ihtiyacı var, kitle oranları nedir? Yatırım ve finansman politikalarını belirliyorlar. Kârlılık oranlarına bakıyorlar. Rakip durumlarını inceliyorlar. Ve tabii piyasa koşullarına bakmak zorundalar. Rakipleri ne yapıyor? Ya da dünyanın bir başka ülkesinde aynı markayı üreten bir başka işletme nasıl bir politika izliyor? Nasıl yeni bir ürün çıkarıyor? Ya da maliyetleri özellikle en çok önemli. Maliyetleri nasıl değerlendiriyor? Tüm bunları ne yapması gerekiyor? Bu politikalar bir arada edilirken çok ciddi anlamda ortaya konması gerekiyor. Bir tabii yasal düzenlemeler çok önemli. Ne yapabiliyor bazen işletme? Atıyor işte Türkiye'de bir fabrika kuracak, ciddi bir yatırıma girecek. Komşu ülkelerden biriyle kıyaslama yapıyor. Bulgaristan'a bakıyor, Yunanistan'a bakıyor. Hangisi daha avantajlıysa değil mi? Tercih sebebi yapabiliyor. İşte bütün bunları ne yapması lazım? İşletmeler, kar payı politikaları belirlerken dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, Türk Ticaret Kanunu'ndan bahsettik. Ne dedik? Yeni yasayla birlikte işletmeler kar dağıtım politikalarını yasaya uygun olarak biraz daha dikkatli gözden geçirmeli. Yani işletmenin sürekliliğini göz önüne alarak biraz daha dikkatli şekilde yorumlamaları gerekiyor.
Sahtekar metker olarak dönüyor. Yani tabii kavramlar da değişti. Bunları gerekçelerine bakarsanız 602'li çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. Biraz daha dinceli yakalama, işte o ağır dili biraz daha kolay anlaşılır hale getirmek. Uluslararası standartlara uygun hale getirmek amaçlı. Baktığımızda tüccar kanunları artık çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kârdat ülkelerinde de aynı şeylerle karşılaşılabiliyor. İşte ne diyor? Ticari hayat bir şekilde devam ediyor. İşte bu ticari hayatta meydana gelen değişiklikler, yenilikler, teknolojiler, az önce başkanımız ne dedi? E-defter dedi, e-fatura dedi, ne bileyim, işte elektronik genel kurullar derdi. Tüm bunları ayak uydurabilmek adına yasada ne yapması lazım? Buna paralel bir takım anlayışları getirmesi gerekiyor. Burada da yine kâr dağıtım politikaları, işletmelerin işte değişen bu hayat koşullarında, ticari koşullarda devamlı sağlama, sürdürülebilme şansını yakalama anlamında bu takım vesilelere ne yapması lazım? Göz önüne alıp buna göre kendini hazırlaması gerekiyor. Yeni bir slaytımız var. Burada kâr dağıtımı ile ilgili bir takım temel ilkelerden bahsediyor. Üç ana temel ilkeden konuşacağız. Bir tanesi net kâr ilkesi. Net kârdan neyi anlıyoruz? İşletme kâr edemezse kâr dağıtımı söz konusu olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Öncelikle işletme ne yapacak? Bir kâr elde edecek. Sermayesinin, esas sermayenin korunma ilkesi. Önemli. Sermayeyi koruyamıyorsa işletme ne yapamaz? Hayatı devam ettirebilir mi? Mümkün değil. Yine şirket borçlarını ödeme gücü, likidite kaynakları. Yani borçlarını ödeyemiyorsa, sürekli erteliyorsa, ciddi bir deneye getirecek işletmeye, tüm banka kredisi kullanacak. Ciddi anlamda finansman maliyeti de işletmenin artacak. Dolayısıyla bu borç ödeme yeteneği, finans araçlara baktığınız zaman zaten her yerde bunu görme şansınız var. Bunun mutlaka çok iyi değerlendirmesi gerekiyor işletmenin. Yine burada da kısaca anlatmış slide'da ne diyor işte işletmeler kar elde etmedikçe ya da geçmiş yıl zararları devam ediyorsa bunları mahsup etmeden ne yapamıyor? Kar dağıtımına gidemiyor. Esas sermaye korunmasında da azaltımda sermaye azaltı önlemi konucuyla her zaman ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Elde ettikleri kardan mutlaka kar boyutu payı dağıtabileceğini önceden görmesi gerekiyor. Borçları ödeme yeteneği az önce de bahsettik. Kar payını ödeyecek ama tamam, bilançosuna ya da finansal tablolarına baktı. Bir kar var orada. Karını ödeme noktasında yani fiilen bunun gücü yok. Ödeyemiyor. Böyle ortada bir para yok. O zaman nedir? Böyle bir şeyden söz edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Bir de şöyle de değerlendirme yapmak gerekiyor belki de. Hepimiz bu ticaretin içindeyiz ve birebir işletmelerle diyalog halindeyiz. Gerçekten sağlam bilançosu olan ya da olduğu gibi şeffaflık ölçüsüne baktığımızda kaç işletmenin finansal tablo gerçeği yansıtıyor? Belli bir yüzde kullanırsak sıfır mı diyorsunuz? O kadar varsa yüzde bir mi? Ya işletmeler biraz büyüdükçe, kurumsal yapılar arttıkça bu oranlar artabiliyor. Ama küçük ve orta ölçekli işletmelere baktığımızda maalesef tablo nedir arkadaşlar? Tamamen tersine dönüyor. Yani aslında bizler ne yapıyoruz? Sanal finansal tablolar yaratıyoruz. Yani işletme sahiplerinin yetkilerimize vermiş olduğu bilgilere dayanarak sanal finansal tablolar yaratıyoruz. Onun için ne diyoruz işte? Uluslararası standartlar derdi. Bahsediyoruz. Sonra Türkiye uyarlaması yapıldı. Birebir Türkçe tercüme edildi. Türkiye finansal raporlama standartları. Başkanımız da dile getirdi. Denetim yapabilmemiz için öncelikle ne yapmamız lazım? Bizim neyi öğrenmemiz gerekiyor? Muhasebe standartlarını öğrenmemiz gerekiyor. Uluslararası muhasebe standartları. Onun dilini gerçekten çok iyi anlamamız gerekiyor. Zaten tüccar kanuna baktığımızda hani o mali kar, ticari kar ayrımına biraz daha geleceğiz. O ayrıma geldiğimizde bizi yasa aslında nereye artık yavaş yavaş götürmeye çalışıyor? Mali kar mı, ticari kar mı? Ticari kar değil mi? Asıl önemli olan o. Bir aktifinizde bir sabit kıymet var. Bunu gerçekten kullanım süresi nedir? 3 sene midir? Hayır, siz bunu 5 senede tüketeceksiniz.
siz olabildiğince gerçeği çekmez. Finansal tablolar ne zaman ki bu anlamda ödülü yakalayacak, işletmeleri şeffaf olduğunu resmi kesiyoruz, o duruma gidecek. İşte o zaman finansal tablolar düzelecek ve karlar da ne olacak? Gerçeğe yansıtan rakamlar olarak karşımıza çıkacak. İşte o zaman belki politikalar çok daha net bir şekilde ortaya koyulabilecek. Evet, işletmenin ticari bilanço karını aldı. İşte bir takım şeyler yedek akçelerine ayırdı. İhtiyari ya da kahve yedek akçelerin. Ardından ortaya bir rakam çıktı oldu. Dağıtma noktasında bir takım temel kavramlara ihtiyacımız var. Yani bir kar dağıtım tablosuna baktığınızda bir takım kavramlarla karşılaşıyorsunuz. Bir takım yerler isteniyor sizden. Çok kısaca üzerinden, bunlar aslında bildiğimiz şeyler ama bazen zaman zaman sorular da gelebiliyor. Bu anlamda kısa özet, bizi çok fazla sıkmadan var, ona da zaman var, merak etmeyin, yetiştireceğiz. Hızla gidiyoruz zaten, dikkat edersiniz. Bazen şöyle sorular da gelebiliyor, hani ticari kârla mali kârı ayırt edebiliyoruz. Yani, çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız da oluyor aramızda. Çok kısa temel ilkelere değinmekte fayda veriyorum. Dönem kârı, ticari kâr dediğimiz, işte muhasebe standartlarına hazırlanmış bir finansal tabloda çıkan kârı bize daha çok gösteriyor. İşte sermaye piyasası mevzuatına göre hareket ediyorsa, oradaki ilkeler dikkat alarak hazırlanmış bir finansal tablo. Buradan çıkan kâr. İşte iki şekilde gelir gider eşleştirmesi, bilanço mesela olarak çok fazla girmiyorum. Net kar, mali kar kavramında da zaten yeni yasalarda bunu safi kar, az önce bahsettiğim yani o kavramlardan uzaklaşılıp daha ziyade bu tarz kavramlara dikkat çekiyor. Orada da net kardan bahsediliyor. Burada da yine Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Standartları'na hazırlanmış ve vergi yasaları göz önünde alarak bir takım muafiyetler, istisnalar giriyor. Yani bunlara bakarak ne yapıyorsunuz? Yeni bir kar ortaya çıkarıyorsunuz. Bilanço kârından artık nereye gidiyorsunuz? Mali kâra doğru gidebiliyorsunuz ve buradan da dağıtılabilir kâra ulaşabiliyorsunuz. Farklar nedir dediğimizde işte bir tanesi standartlara göre hazırlanıyor. Diğeri daha çok yasal düzenlemelere ilişkin, vergisi kanunumuzda söylemiş olduğu bir takım temel ihtiyaçlara göre karşılanıyor. İktisai kıymetler baktığımızda işletmeler çekilen kıymetler pardon, ticariler dikkate alınmazken mali bilanço da ayrıca dikkate alınıyor. Faaliyet giderlerine baktığımızda bir takım giderler ne oluyor? Bazı yerde kabul ediliyor, bazı yerde edilmiyor. Bunun ayrımına geliyor. Ve yedek akçelerde ticari bilanço açısından baktığımızda kazanç azaltan bir unsur olarak dikkate alınırken mali kârda bu mümkün görünmüyor. Yedek akçe çok kısaca tanımına baktığımızda dönem kârı işletme içinde tutulan kısma yedek akçe olarak tanımlanıyor. Yine Türk Ticaret Kanunu sayısına ihtiyari yapı kullanılıyordu. Bunu vardı isteğe bağlı olarak çevirmişler. Ama temele baktığında çok da fazla bir değişiklik yok. Yedek akçeyi neden ayırır bir işletme dediğimizde? En başta sürekliliğini korumak. Kendini ne yapıyor? Bir şekilde garanti alma. Yani uzun vadede yatırımları karşılamak ya da ne bileyim kendini kompanse etmek adına da ne yapabiliyor? Yedek akçenin yoluna gidebiliyor. Borçların zamanında ödenmesini sağlamak, alacakların haklarını korumak, dönem kârı belirlen objektif yoldan kaldırmak ya da azaltmak anlamında yedek akçe yerini ayırma ihtiyaç duyuyor. Ya da sözleşme yapıyorsunuz, kredi sözleşme yapıyorsunuz, kredi sözleşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmek anlamında. Bir takım riskleri baştan görebilirsiniz. Ticari hayatınız devam ederken karşılaşabileceğiniz bir takım riskleri azaltmak. Bunları önceden karşısına çıkabilmek. Varlıklardaki olası değer düşüklüğünü karşılamak. Kar dağıtımında istikrar sağlamak. Bir de işletme sermayesinde iş hacmi gelişiyorsa, yeni yatırımlara giriyorsunuz. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla işletmeler ne yapıyorlar? Yedek akçelerini ayırıyorlar. Yedek akçeler baktığımızda iki ana temel noktada birbirinden ayrılıyor. Bir tanesi bize yasaların emrettiği şekilde kanuni yedek akçeler. Diğeri de
kısmına geldiğimizde, yani genel kahve yedek akçe dediğimiz yeni yasada 6.302'de 519. maddede bu anlatılıyor. Yıllık karın %5'ine faz alıyorsunuz. Zaten örnekle de bunu göreceğiz. Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya dek ne yapıyorsunuz? Bunu kar ettiğiniz sürece genel kahve yedek akçe olarak ayırıyorsunuz. Bunu... Hayır, vergi öncesi kârdan yapıyorsunuz. Birazdan göreceğiz onu. Net kar olarak söylüyor, bilanço karı olarak. Aslında yasada bunu artık netleştirdi yani. Evet, varlık oluyor ama artık bu öyleydi ama yeni yasayla birlikte net kar dedi, bilanço karından bahsediyor ve bu konuda artık tereddütte zannediyorum ortadan kaldırıldı. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin çıkarılma giderleri, itfaiye karşılıkları, hayır amaçlı ödeme için kullanılmış kullanım kısmı, bunları ne yapacağız? İndirim konusu yapacağız. İspat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan bunlara yere verecek yeni senetlerin çıkarılma giderleri düşünmesinden sonra kalan kısım yine. Pay sahibinin %5 yılında kar payı verdikten sonra kardan pay alacak kişiye dağıtacak toplam tutarın %10'u genel kanun ile akçe olarak da ayrılabiliyor. Genel kanun yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını açmadığı sürece bir takım ihtiyaçları karşılamak için kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi zararlarını kapatma amaçlı. Ya da işler iyi gitmiyorsa, işletmenin geleceği rüyalarda tehlikedeyse bu durumda. İşsizliğin önüne geçmek ya da sonuçta nakil etmeye göre önlemler alınmasında da kullanılabiliyor. Burada bakın, not olarak da yazmışım zaten. 466. maddede eski yasada tüccar kanunda adam unsurların korunması söz konusu. Ancak yeni kanunda birinci tertip yedek akçenin ayrıcıya bazı olarak sabit kar esas alınırken yeni düzenlemede yıllık kar ifadesine yer verildiği görmektedir. Size biraz sorunuza belki cevap da olabilir bu. Daha çok yedek akçe ayrılması hedefleniyor. Ayrıca yedek akçe ayrılık üst sınırı olan %50 oranın esas sermayeli çıkarılmış sermaye olarak da değişikliğe uğradığını söylüyoruz açılardan. Genel kanun yedek akçe diyor. Birinci yedek akçe var, ikinci yedek akçe diye bir ayrımla gitmiyor. Ayrımla gitmiyor. Şimdi birinci yedek akçe o genel kaydı. Yani nedir? %5 oranında ayrılır. Ödenmişler var. %20'sine kadar. Daha sonra burada şeyden bahsediyor. Yani birinci yedek akçeden bahsedilmiyor. Ayrılabilir. Yani yine şey yok. Bakın yani bu ifade aslında bu kastım ki yine ifadede bir sorun yok. Bu sınırı ulaşıldıktan sonra da ayrılabilir. Biraz sonra herhalde bahsedecek. Yani bu şey değil. Ulaşılmadan da ayrılır. Şansınız olabilirse, bilmiyorum, salon geleni nasıl ister? Yani
Soru cevap bilgileri yoksa arada toplayalım. Lütfen notlarınızı alabilirseniz çok seviniriz. Ufak bir herkese arada da dağıtılacak. Hepsini bir daha cevap varsa daha da güzel olur. Değil mi hocam? Siz de evet. Evet, isteğe bağlı o ayrılığa gerek akçe noktasına baktığımızda ne yapabiliyor işletme? Bu %5 ayrılan yasal gerek akçenin yanında ihtiyarlı olarak ya da kendi isteğine bağlı olarak da ne yapabiliyor? Yedek akçe ödenmişse %20'sini aşabilecek esas sözleşmeyi koyabiliyor. Esas sözleşme ile de başka yedek akçelerin ayrılmasını öngörebiliyor. İkinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasında faiz sahipleri ne yapıyorlar? Öncelikle %5 oranında temettü ayırıyorlar. Kalan kısım üzerinden de %10'u ifadesiyle dağıtılacak toplam tutarı. Eski yasada burada 1/10'du arkadaşlar. Hep şeydi, problem yaratıyor biliyorsunuz, tartışma konusuydu. Yeni yasayla birlikte bu da sorun çözüldü. %10 ifadesi kullanılarak süre gelen bu tartışmada son buluyor. Zaten örnekleri yaparken de bunları çok rahatlıkla görebileceğiz. Bu da yasa maddesini koydum ama çok da okumak da istemiyorum. Ne yapabiliyor? İşletme yönetimi. İsteverler dışında da çalışanlara ya da işçilerine kardan belli bir pay ne yapabiliyor? Öngörebiliyor. Olağanüstü yedek akçe sözüne baktığınız aslında çok fazla yasada göremiyorsunuz. Ama yine tablolarda bunu ön planda yani çoğu şeyde ayrıma baktığınızda işletmeler yine o isteğe bağlı ayrım şu an yedek akçeyle bağlı eskiden olan diye tanımladığımız işletmenin ihtiyacına bağlı olarak da ne yapabiliyor? Bir takım yedek akçeleri ayırabiliyor. Burada bir kısıtlama yok. Bunu geçiyorum. Kâr payı. Biz buna ne diyorduk? Ne diyorduk tanım olarak baktığınızda? Temettü diyorduk. Temettüyü bir araştırın. 602'de hiçbir yerde rastlayamıyorsunuz. Temettü artık bizim dilimizden yavaş yavaş ne yapacak? Çıkacağız. Temettüyü kâr payı olarak bundan sonra göreceğiz, tanıyacağız. Ve dediğim gibi o temel kavramlardaki değişiklikler sanki yeni bir şeyle karşılaşıyormuşsunuz gibi zaman zaman olacak ama aslında böyle bir şey yok. Yani içeriğine baktığınızda aynı şey. Pay sahiplerine dağıtılan kısmı ya da kâr katılan kimselere dağıtılmasına karar verilmiş olan kısımda bunların payına düşen her bir birim bizim için kâr payı olarak karşımıza çıkıyor. Burada gerçek ya da tüzel kişi ayrımı olması önemli yok. Her biri bizim için kâr payı olan taraflar oluyor. Ortaklara dağıtılan işte birinci temettü ve ikinci temettüler yine aynı şekilde çok farklılık yok burada. Kâr payında zaten kontrol olarak verdiğimizde birinci ve ikinci temettü toplamını ödenç kâr paylarına sayısına gördüğümüzde kâr payını ulaşabiliyoruz. Kazanç payları dediğimizde burada hissedarların dışında yani kâra taraf olan ve birinci taraf olanların dışında yönetim kurulu üyelerine de ne yapabiliyoruz? Kârdan kazanç payı adı altında yapım payla öngörebiliyoruz. Ama burada diyor ki sadece net kârdan ve ancak kanunide kalkıcı için belirlenen ayrım yapıldıktan sonra ödenmiş sermaye %5 oranında ve esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda ne yapabiliyorsunuz? Esas sözleşmede farklı bir oranda da kâr payı dağıtımına olanak verebiliyorsunuz. Eğer haksız yere, kötü niyetle alınmış kâr payı ya da hazırlık ödeneği faiz olan taraf varsa, faiz sahibi varsa bunları da ne yapmak durumunda? Geri ödemekle yükümlü. Ve burada bir zaman aşımı söz konusu. Haksız yere verilen kazanç paylarını 5 yıl bir süre geçerli. 5 yılın sonrasında o hakları yanıyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar sorunuzu almayacağım diyeceğim. Notlarınızı alırsanız sevinirim. Arkadaşıma ben sözü vermek istiyorum. Serhat Özdemir arkadaşıma. Kâr payı avansını anlatacak. Ardından da bir örnek sunacak. Ondan sonra tekrar devam edelim. Ben bir kısa ara veririz değil mi? Ondan sonra teşekkür ederim.
isim net olarak telafi edebilir mi? Etmiyor. Şimdi arkadaşlar merhaba. Cumartesi günü evlerimizde dinleniyor olabiliriz ama buraya biraz bir şeyler katalım diye geldik. Biliyorum ki biraz önce uygulamaya geçmek istiyorsunuz. Çok normal yani hani genel şeydir, yapıldır. Yani işte ehliyet kursuna gideriz, biraz önce şu direktör eğitimine başlayalım deriz. İşte ne bileyim, bir futbolcu da öyledir. Antrenman sevmez, futbolcu kavramı falan vardı. Doğru, genel yapı bu. Biraz önce uygulamaya geçmek istiyoruz. İnanın ben de biraz önce uygulamaya geçmek istiyorum. Çünkü istenileni vermek gibi bir şey yoktu. Şimdi ben kâr payı avansından biraz bahsedeceğim. Daha sonra şirketlere biraz değineceğiz. Kâr payı avansından sonra hemen bağlı olarak uygulama çözeceğiz. Daha sonra şirketlere, kısaca şirketlerden bahsedeceğim. Ve sonra tekrar sevgili Gülgün Hocam, güzel bir örnekle eğitimi bitireceğiz. Şimdi kâr payı avansı bizim aslında bir nevi kurtarıcı olarak baktığımız bir konu. Yani 6111 sayılı kanunla işte kasadaki bakiyeler, ortaklar cari hesabındaki bakiyeleri ne yaptık? Maalesef dağıtılmayan kârlar yüzünden bir tuttu ve bu hafta beraber kullandı. Şimdi kâr payı avansı o yüzden bir kurtarıcı gibi geliyor. Bunu kullanmak lazım, bundan faydalanmak lazım. Yani uygulamasını yapan oldu mu? Kâr payı avansı uygulamasını yapan oldu mu? Bence fayda var bunu yapmakta. Çok bizim elimizi rahatlatan bir durum. Çünkü burada yarı hazırının yarısı herhalde şeydi, kendi meslek mesleği, bürokrat olarak arkadaşlardı. Özellikle onlar çok fazla karşılaşabilirler. Bence kâr payı avansı çok faydalı. Şimdi bir giriş yapalım. Şimdi kâr payı avansının dayanağı biliyorsunuz bir tebliğ yayınlandı. 9 Ağustos 2012 tarihinde resmi gazete. Bu tebliğ bir dayanağı var. Burada açıklandı. Bu dayanak neydi? 6102 sayılı TTK'nın 509. maddesinin 3. fıkrası, 565. maddesinin 2. fıkrası ve 644. maddesinin 1. fıkrasının B benliğiydi. Bu tebliğ bu maddelere dayanarak hazırlanmıştı. Esaslar. Bu dayanan tebliğin esası neydi? Mutlaka bir defa karar alınacak. Kâr payı avansı için karar alınacak. Bir değil de 3-6-9. Dönemlerde çıkarttılar finansal tablolarla bir kâr oluşacak. Yani kâr oluşur ki bunu dağıtabilirim. İçeriğine baktığımız zaman bazı önemli hususlar var. Yani işte ilgili hesap döneminde 9 aylık dönemde kâr payı avansını dağıttık ama dönem sonunda farklı bir tabloyla karşılaştık. Yani söz gelimi kâr payı avansını aşan bir tabloyla karşılaştık. Ne oldu? Bırakın onu, zarar ettik. Ne oldu? Şimdi hususlar var. Buna da yine örnekleri göreceğiz. İşte eğer kâr payı avansını aşan bir şey varsa, daha doğrusu kâr payı avansı daha fazlaysa dönemki halinden ne yapılacak? İşte bu net olarak açıklanmış ki serbest yedek akçelerden varsa, daha önceki dönemler falan, serbest yedek akçelerden karşılanacak. Zararın da yine bu şekilde karşılanması gerektiği de net olarak ortaya konmuş. Eğer yetmiyorsa serbest yedek akçeler, yönetim organı, ki bu yönetim organı işte ülkeli şirketlerde müdür veya müdürler kurulu, yani bir bakabilir mesela, yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği hususudur. Zarar olması durumundan da bahsetmiştim. Zarar olması durumunda da yine serbest yedek akçilerden karşılıyoruz. Eğer yetmiyorsa yine ortaklar bunu iade etmekle yükümlüdür. Peki bu karar alınacak. Bu karar neye göre alınacak? Nasıl alınacak? Ona bir kısaca bakalım. Anonim şirketlerde paylı komanditler, yani sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin 1/4'üne sahip ortakların toplantıda hazır olması ve toplantı süresince de hani imzayı atayım çıkın diye böyle eğitimlerde öyle yok. Toplantı süresince de hazır bulunacak.
şirketler veya toplantıya katılanları salt çoğunluğuyla da bu karar alınabilir. Şimdi ilgili dönem turunda mutlaka bir mahsup işleminin yapılması lazım. Yani dönem karı yıl sonu dağıtılırken avans, daha yıl içinde dağıtılan avans kar paraları mahsubu elzemdir. Bu nettir. Dağıtılacak kar payının avansının hesaplanmasında bazı detaylar var. Yani yıl sözgelim 6 aylık dönemde geçici verdiğiyle beraber bir kar oluştu. Bunu olduğu gibi dağıtıyoruz. Hayır. Bazı esaslarımız var. Yani genel bilinen şu, yarısı dağıtılıyor. Ama hemen yarısı da dağıtılıyor. Önce bir varsa geçmişin zararlarımızı işte mahsup ediyorum. Karşılıklarımızı arıyoruz. Vergi, fon, işte maliye karşılıklarımızı arıyoruz. İşte imkanlı pay sahiplerinin pay sahiplerinin ispat senedi hisseleri vesaire bu ayrıcak tutarlar veya kardan işte ödeme yapılacak kişi veya kurumlara ayrıcak bir pay varsa bu ayrılıyor. Daha sonra karşılığı çıkan tutarın yarısını avans kar payı olarak dağıtabiliyoruz. Tabii 6. 3. dönemde bunu yaptık. 6. 3. dönem derken 3. ayda daha doğrusu yani ilk dönemde bu kar payı avansını dağıttık. 2. dönemde ne yapıyoruz? İlk dönemde dağıtımızı yine mahsup ediyoruz. Dönem sonunda da tek tek bu mahsupları da yapıyoruz. Yani bir geçirerek mahsubu gibi düşünün. Önceki dönemlerde yapılan varsa avans kar payı mutlaka mahsup işlemi yapılacak. Daha sonrasında karşımıza çıkan sonra yine yarısı hesaplanarak yapılıyor. Şimdi kar payı avansı dağıtım tarihi itibariyle ortaklara payları oranında ödenir diyor. Yani burada şöyle bir durum var. 6 hafta içinde bu ödemenin yapılması gerekiyor. Bazı şeyler var, karışıklıklar var. Yani dönem dönem karşımıza çıkabiliyor. Karar aldı. Karar tarihinden itibaren diyor. Burası biraz aslında çok net değil ama genel tabiri ben size söyleyeceğim. Dönem başında karar alındı. Dendi ki yıl içinde 3. 6. 9. aylarda kar çıkması durumunda avans kar payı dağıtılacaktır. Yani. Şimdi ben kararı Ocak ayında aldım sözgelimi. 9. ayda şey çıktı. Finansal tablo çıktı. 6 hafta süre geçti mi? Karar çıktı. Ocak ayında aldım. Değil yani. Aslında o şekilde olduğunu düşünmemek lazım. Ama orada bir mutlaka bir belki bir şeyle tebliğ belirtmek lazım. Bu durumda her avans kar payı dağıtılacağı zaman mutlaka karar alınması lazım. Genel şey bu, tamir bu. Bir diğer husus, biraz önce dedim, imtiyazlı pay sahiplerine ödenecek tutarlar mutlaka ayrılmalı. Onların payını ayırıyoruz. Ancak ödeme yapılırken, yani kar payı avansı dağıtılırken imtiyazlı pay sahiplerine öncelik tanımıyor. Yani böyle bir uygulama yok. Aynı şekilde intifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar arasında kârda katılan diğer kimselerin de kâr payı avansı ödenemiyor. Ortakların şirkete borcu varsa, sermaye taahhüdünü yerine getirme değil, onun dışında borcu varsa önce bir borçlar mahsup edilir. Daha sonra ödeme yapılır. Sözgelimi şöyle bir durum var. 6. ayda bir avans kar payı dağıttık. 7. ayda yeni şirketlerin sermaye artımı yaptı. Yeni bir ortak geldi. 9. dönemde yine avans kar payı dağıtacağız. Bu sefer ne yapacağız? Yeni ortağın payı var. Yeni payı var. Bu durumda arkadaşlar önce yeni ortağa hakkı ödenir. Hakkı demeyin de payı ödenir. Diğerleriyle yani diğer önceden öteden beri kar payı avansı alan ortaklarla oran olarak eşitleninceye kadar bu ödeme devam eder. Yani eğer ilk dönemde yapıyorsak sözgelimi ikinci dönemde belki de sadece yeni giren ortağa kar payı avansı ödenecek. Oran olarak eşitleninceye kadar. Burası çok önemli. Yani tutar olarak değil. Oran olarak eşitleninceye kadar. Eşitlendikten sonra yine paylar oranında avans kar payı dağıtılabilir. Burada yönetim organının görevlerinden bahsetmek gerekir. Yönetim organı yani işte anonim şirketler, yönetim kurulu dedik, limited şirketlerde müdür veya müdürler
hatta altı masa kadar aşamada bütün her şey hakkaniyetle yapmak durumunda. Yani doğru resim ilkesine uygun olarak finansal tablo hazırlanmış mı? Bunun mutlaka tespiti gerekir. Eğer bu işte karar doğru zamanda alınmış mı? Karar hani işletmenin, firmanın temel ilkelerine, temel prensiplerine uygun şekilde alınmış mı diye mutlaka bunun dizaynını yönetim kurulunun, yönetim organının yerine getirmesi lazım. Dedik, 6 hafta için ödenmesi gerekiyor. Yine bunu sağlayacak olan da yönetim organıdır. Daha önce işte bir 5-6 saat önce bahsettim. Bu kar payı ödenirken avans kar payı ödeniyor ve yıl dönem sonunda dönem karın daha düşük çıkıyor. Avans kar payı daha fazlaysa bir ortam belki de iade edeceği bir tutar var. İşte bu iddiaları da kim çekecekti? Yönetim organı çekecekti. Şu tablomuza bakalım. Şimdi ara dönem kar var burada. Daha sonra varsa geçmiş yıl zararını düşürüyoruz. Kurumlar vergisini düşüyoruz. İşte gelir vergisi kesintileri, diğer vergi benzerleri, birinci tertip kanunun yedek akçe, isteğe bağlı yedek akçeler, imtiyazlı pay sahipleri için ayrılan tutar, intifa senedi sahipleri için ayrılan tutar, kâra katılan diğer kimseler için ayrılan tutar, varsa daha önce kara dönemler dönen kâr payı avans tutarı, bizim kâr payı avansla esas seçtiği tutarımıza düşürecek unsurlardır. Ve bu şekilde bulduğumuz tutarın yarısını biz dağıtılabilecek avans kâr payı olarak söyleyebiliriz. Uygulamaya geçelim. Bir hareketlenme oldu uygulamayı. Şimdi ABC Limited şirketi 9 aylık döneminde 2012 yılında 9 aylık döneminde 250 bin TL kar elde etmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesi 500 bin TL. Birinci tertip genel kanun yedek akçeler ödenmiş sermayenin 5'te 1'ine ulaşamamış durumda. Yasal yedek akçelerin ikinci tertip yedek akçeler dahil 31-12-2000 tarihinde bilançoya göre tutarı 60 bin TL. Bu rakamlar önemli. Bu rakamlar çünkü uygulamanın ilerisinde farklı versiyonlarını göreceğiz. Orada referans olarak kalacağız. O yüzden not almanızda fayda var. Şirketin 31-12-2011 tarihli bilançosuna göre serbest yedek akçeleri olağanüstü yedek akçeler yani tutarı 150 bin TL. Şirketin ana sözleşmesinde yasal yedek akçelerden başka yedek akçe ayrılması öngörülmemiş durumda. Şirketin %20'sine sahip bir A kişi ortağı var ve bir de %80 payına sahip B tüzelgisi, anonim şirket ortağı mevcuttu. Avans kar payı dağıtımıyla ilgili genel kurul kararı Ekim ayı içinde yapılmış olup aynen içinde de dağıtmıştır. Şimdi esaslar bunlar. Hesabına bakalım. Şimdi dönem karımız 250 bin TL'ydi. Kurumlar vergisi karşılık ayırıyoruz. Kurumlar vergisinin karşılığı 50 bin TL, %20 ve net dönem karımız 200 bin TL. Birinci tertip yedek akçeyi 250 bin TL, yani dönem karı üzerinden ayırıyoruz. Şimdi daha önceki şeyde bir karışıklık vardı, artık bu yeni STK'da çok net. 200 bin TL üzerinden %5 ayırıyoruz biliyorsunuz. Ve 12,5 bin TL buluyoruz ve kar ve avans esas teşkil eden tutarı da 187,5 bin TL olarak buluyoruz. Bunun avans kar payına esas teşkil eden tutarı ise yarısıdır. Yani 93.750 TL dağıtılabilir avans kar payı olarak bakabilir. Tabi burada ne yok? İşte geçmiş yıl zararının olmadığını görüyorsunuz. Yani geçmiş yıl zarardan bahsettim. Ha, olsaydı bu da düşecekti. İşte imtiyazlı pay sahibi vesaire. Biraz önceki tabloda sadece unsurlardan sadece burada olan kurumlar vergisi karşılığı. Bir de birinci tertip yasal yedek akçe. İkinci tertip yedek akçeyi de ayırıyoruz. İkinci tertip yedek akçede bildiğiniz gibi avans kar payı değil, kar payı dağıtımını düşünün. İşte birinci tertip yedek akçe birinci temettikten sonra kalan tutarın %10'uydu. Burada yine aynı şekilde %10'unu hesapladığımız zaman ödenecek kar payı avans tutarının 84.375 TL olduğunu görebiliyoruz.
geçebilirim, not alanları görüyorum ama. Şöyle yapalım, ben tekrar edeyim mi yavaş yavaş? Mail atalım. Şu anda atamam. Ya bu sefer örnek olduğu için şöyle bir şey yapabiliriz. Dışarıda mail adreslerini ben not alayım. Bu örneği sizlere mail atayım. Biz yurtunu da zaten koyacağız sitelere. Evet. Oradan da takibini yaparsınız. Tamam mı? Tamam, ben dışarıda mail adreslerinizi alacağım sizden. Yani slide olarak mı atın diyorsun? Yani onlar hocalarının inisiyatifi de ona bir şey diyemez. Hayır, şunu söyleyeyim. Yani PowerPoint slide koyacak mı? Slide koyacak mıyız acaba? Temelini koyacağız, slide'ını koyacağız. Slide'ı koyacağız, video atacağız. Yani öyleyse maile de gerek kalmıyor. Tamam. Bu sorunu çözdük o zaman. Evet, ben yine an itibariyle yine bir tekrar edeyim. 250 TL bu bir de şey var mı? Şey. Ben engel oluyor muyum? Göremiyor değil mi? Ha, ben şöyle aşağıda, tamam. Ben inemeyeceğim. Tekrar dön. Dönem kârımız 250 bin TL. Kurumlar vergisi karşılığında ayırıyorum. %20. 50 bin TL. Ve net dönem kârına ulaşıyorum. 200 bin TL. Burada sorun var mı? Yok. Şimdi birinci tertip yedek akçe. Dönem kârından ayırıyoruz. Bakın vergi sonrasından değil, dönem kârından ayırıyoruz. %5 oranında 250 bin TL üzerinden ve kar payı avansından esas teşkil eden 187,5 TL'yi buluyoruz. 187,5 TL'yi buluyoruz. Şimdi kar payı avansından esas teşkil eden tutar 187,500 TL'dir. Bunun yarısını alıyoruz. Tekrar ediyorum. Burada olsaydı geçmiş yıl zararımız, burada olsaydı imtiyazlı faizler vesaire gibi ödemelerimiz, onları da düşecek. Ama yok. 187,500 TL'nin yarısını ben artık dağıtabilirim mi? Hayır. Yedek akçeyiz. İkinci tertip yedek akçeyi de vereceğim. %10 oranında. Ve kalanlar ödeyecek. Kar payı avansı 4 olarak vereyim. 84.375. Nasıl? Şimdi şeyde, tepkide bu yayınlandı. Tepkide diyor ki, şimdi bir defa 1/2 temel mantığına uygun. Kâr payı mantığının hem de yedek akçede temel mantığı. Nasıl? 9 Ağustos 2012'de resmi gazete yayınlanan sevgili. 9 Ağustos 2012'de. Çünkü bakın temel nedeni ihtiyatlılıktır. Çünkü çıkan kârı tamamen dağıtmanın durumunda çok farklı bir tabloyla bir sonraki mali dönemde karşılaşabilir. Yani üçüncü ayda dağıtıyoruz ve altıncı ayda çok farklı bir mali tabloyla karşılaşabiliriz. Dokuncu ayda çok farklı. Hatta ilk soru çok farklı. İhtiyatlık gereği %50. Hatta o kadar ihtiyatlı davranılmış ki geçmiş yıl zararları bile mahsup ediliyor. Geçmiş yıl zararları bile mahsup ediliyor. Yani şeyin de bildiğiniz zaten yedek akçenin de temel mantığı ihtiyatlıktır. Tamam. Peki bunun muhasebe kaydı. Bakın orada yedek akçe vardı. Hani o yedek akçeyi bir şey olarak sonuç olarak düşünün. Kaydı bir yedek akçe. Yani şöyle potansiyel yedek akçemiz diyebiliriz. Orada net olan, kaydı olmayan tek şey dağıtılacak kar payı. Kar payıdır. 84.375 TL'yi dağıtıyoruz artık. Ve ben bunu bir aktifleştirebilirim. 198 hesapta
bir diğer dönem varlıklarda ortakları bir Topacı yok. Topacı'ya geleceğim. Spaj mı yaptınız siz? Zarar değil yani. İşte devlet adına kayıp yok. şimdi 198 ortaklara verilen avans kart payı ve yine 301 ortaklara dağıtılan avans kart payı diye hesabımızı açıyoruz. Daha sonra da ödeme yapıldığı zaman 6 hafta içinde demişti. Bunun çıkışını yapıyoruz. Stopaj yok. Burada neden stopaj yok? Burada aslında henüz net olarak kazanılan bir hak yok. Burada sadece avans veriyorum. Ben henüz belki de bu parayı kazan hak etmeyeceğim ben belki de. Ben belki de bırakmamı alamayacağım. O yüzden avans veriyorum. Kazanan bir hak yok. Ne zaman hak olacak? Yıl sonunda. 2013, 2012 yılı kurumlar vergisini verdiğim anda kar kesinleşecek. Ben de o hakkı elde edeceğim. İşte o zaman stopaj söz konusu. Yani stopaj yapmak çok doğru değil. Bence hiç doğru değil. O yüzden bunu ortaya koymak gerekiyor. Peki bu 198'lik para ne oluyor? Dönem sonunda artık kârın bir kısmının içinde artık ne kadar karşılığı olduğunu görmek için 548 işte, kâr payı avans karşılığı hesabında çalışıyoruz ve böylece de bilançomuza da ne yapıyor? Girmiş oluyor. 590'dan da mahsul edilir mi? 548'e. Yani çokça olmaz. Yani doğru olmaz. Yani dönem kârını o amaçta hangi hesap için? Yani 590 hesabı kullanma amacına veya 580 hesabı için bir şey. Ya o direkt sadece siz mi olur? Doğru. Yani bir görmek lazım o hesabı. Bir görmek lazım. Daha sonra ilgilerle yazmak lazım. Şimdi dönem sonuna bakalım. Şimdi yıl için yaptık. Öyle mi? Avans kartını yaptık. Dönem sonunda bakıyoruz. 250 bin TL kar vardı 9 aylık dönemde. Yıl sonunda bu kar 300 bin TL'ye ulaştı. 300 bin TL'ye ulaşırsa. Şimdi vergi edip bizim artık 60 bin TL. Dönem sonu net karı 240 bin TL. Birinci yasal yedek akçem 300 bin. Yani dönem karının %5'i. 15 bin TL. Sorun var mı? Yok. İkinci tertip yedek akçe hesabı 240 bin benim dönem sonu net kar. Yani şöyle düşünebilirsiniz bunu. İkinci tertip yedek akçeyi hesaplarken 240 bin üzeri bu kadar geçmiş ama 300 bin dönem karı eksik kurumlar vergisini attığı yani 60 bin 240 bine ulaşıldı. Eksi birinci tertip yedek akçe 15 bin TL ve şu 500 bin çarpı 0.05. Bu nedir? Birinci temettü. Birinci temettü ödenmiş sermayenin %5'i oranında ayrılır. Ödenmiş sermayenin %5'i oranında ayrılır. İkinci sertifik akçe hesabında mutlaka birinci temettüünde olması lazım. Mahsuslaşması lazım. Ve böylece kalan tutarın %10'u ikinci sertifik akçenin tutarıdır. Bu da 20 bin TL. Hesabı var mı problem? Var. Evet. Genel olarak mı anlıyorum? Bakın. Şimdi 300 bin TL benim dönem kârım. Tamam. Vergimi düştüm. 60 bin TL 240 bin. Diyor ki ikinci sertifikatı kaçtı. Birinci sertifikatı kaçtı diye düş. Tamam diyorum 15 bini düştüm. Ve sonra diyor ki birinci temettüyü de düş. Birinci ortaklara kar payına da düş. Birinci temettünün formülü de neydi? Ödenmiş sermayenin aksi bir hüküm yoksa esas ödeşiyordu vesaire veya genel kurulu karar alınmamışsa ödenmiş sermayenin %5'i oranındadır. 500 bin TL de benim ödenmiş sermayemdir. İlk söylerken dedim ya bu oranları, bu rakamlar ileride esas olacak diye ismail. Ondan geliyor 500 bin TL. Belki o 500 bin TL kafası karışmış. %5'i oranında bunun hesabı mahsul ediyorum ve %10'un hesabı olan ikinci tertifiye kaçacak rakamını buluyorum. 20 bin TL. Şimdi 240 bin TL net kar vardı. Toplamda 35 bin TL yedek akçama ayrıldı ve 205 bin TL benim artık nedir?
iddiamız var toplamda. Ki ben bunu 84.375 ile dönem içinde, yıl içinde dağıttığım için artık dönem sonunda 120.625 TL'ye dağıtacağım. Doğru mudur? Ama sonuç hesabını yaparken 204.000 üzerinden yapacağım. Çünkü artık hak etti. Tamam. Muhasebe tabii. Planladığımız gibi gitmedi. Dönem kârı Avaz kârı daha az oldu. Yani şirketin 30 bin
2012 hesap dönemi sonu kârının 100 bin TL olduğunu varsayalım. Ne olur? Değer karşılığımız 20 bin TL ve dönem sonu net kârımız 80 bin TL. Biz 84.375 TL atmıştık. Hatırlarsanız. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Birinci tercih yasal yedek akçe 5 bin TL düşüyor. Döner kârına 100 bin %5'i. İkinci tercih yedek akçe 5 bin TL oluyor. Hesaplamayı yapmıyorum tekrar. Kullanarak matlardan vergiyi düşüyorum. Birinci tercih yedek akçeyi düşüyorum ve birinci temettiyi düşüyorum. Kalanları 5 bin TL buluyorum. Dağıtılan avans kar payında 84.375 olduğunu biliyoruz. Burada da bir fark var, 4.375. Bunu eğer serbest yedek akçilerde varsa buradan karşılıyoruz. Serbest yedek akçilerden karşılıyoruz. Eğer yoksa ne yapıyoruz? Ortaklardan zaten bunu iadesini istiyoruz. Burada stopajla, gerçek işi için yapılan stopajla rakam olarak tabii payı düş, oranın tutarı düştüğü için 2531 TL oluyor. Yani 84.375 üzerinden hesaplanıyor. Mesela böyle bir şey olsaydı işte hanımefendinin dediği gibi doğru şeyi stopaj yapılmış olacaktı. Yani dönem sonu karı avans kar payından daha düşükse dönem sonundaki hesaplanacak stopaj dönem karı değil, dönem içinde hesaplanan avans kar payı üzerinden olacak. Tekrar ediyorum. Dönem sonu karı eğer avans kar payından düşükse hesaplanacak stopaj dönem karı değil, yıl içinde ödenen avans kar payı üzerinden olacak. Tamam? Şimdi o da zaten, o da bakın şimdi muhasebe kaydını göreceksiniz. O da ortaklardan alacaklar hesabına atılacak. Geçmiş yıl kârımız 80 bin TL. Kâr payı, ettiğim kârı 570 hesabı atmıştım. İşte 4375'ini 542 hesaptan karşılıyorum. Serbest yedek akçe olarak onu tutmuştum, oradan karşılıyorum. Ve bu ödenen stopajı da ortaklardan aracık hesabına borçlandırıyorum. Ve 548 hesap kapanıyor, 360'da ödeyecek vergi oluyor. Yani burada bir önceki slide'da atlarsınız, bir de 590 hesaplandı. Artık o yok. Ortaklar geri para kalmadı. Kısa boşalttı. Ortak geri verdi. Yani hocam bir şeyden bahsetti, bu geri ödemesi lazım, bir zaman aşım var, 5 yıl, 5 yıl zaman aşım var diğer şeyde, ama iyi niyetliyse 2 yıl, hani bu, yani hakaret çok önemli, hani iki, iyi niyetli şey kısası nedir, ne değildir? Doğru hesaplamalar yapıyor. Peki yusunu zaman olursa ne olur? 250 TL zararla sonuçlanırsa bir defa bu zarar yani yasal şeyler, yasal akçelerle karşılanıyor. Yani karşılanamıyorsa tabii ki önceki yasal dileklerden kullanılıyor ve bu yıl içinde ödenen 84.375 TL'de tamamen ortaklardan yenisi. Bunu kim yapıyordu? Yönetim organı yapıyor. İddianın
niyeti oluyor. Buyurun. Ortaklardan parayı geri çağırmanın zamanı nedir? Yani zarar etti. Ödediğiniz şeyi karı geri çağırmış. Yani bir şey hani şey yok. Var mı, yani böyle bir şu kadar zaman içinde ödeniyor mesela. Kâr 6 hafta içinde ödenir diyebiliyoruz. Ama ortak geri ödemesi için yani şu kadar hafta içinde diye bir durum yok ama bir zaman aşımı süresi var. Biraz önce arkada söz oldu. Evet. Şimdi çağırma süresiyle ilgili bir sıkıntı zaman aşımından dolayı mağdatlandırmayı gerektirebilir. Yani bir herhangi bir konuda bir şey yok. Konulmamış ama işte bu uygulama arttıkça çok iyi biliyorsun. Bu uygulama arttıkça belki tepkilerle bunlar netleşebiliyoruz. Geri çağırmak. Ödeme süresi içinde geri çağırmak. Kısmen karşıladığı durumlarda mesela burada bir önceki durumda şirketin 31-12-2011 tarihi itibariyle serbest yedek akçenin tutanı 240 bin olduğunu varsayarsak bazen 240 bin. 540 hesap yasal dedeklerde 60 bin TL var. 540'de 240 bin TL var. Bu durumda kısmen karşılanmış oluyor. Yani biz sadece 50 bin TL'ye serbest ödek akçelerden karşılanmış oluyor. Geri kalan 34 bin 375 TL'de yine ortaklar tarafından ödenmesi gereken rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu örneğin devamlı olarak bakabilirsiniz. Şu örneğin devamlı olarak 50 TL zarar var ve şirketin serbest ödek akçesi toplamı da tutarı da 240 bin TL. Burada 50 bin TL'si serbest ödek akçelerden karşılandığı için bir stopaj söz konusu. Bu stopajda en altta kaldığı için siz göremiyorsunuz, ben söyleyeceğim. 540 hesap 60 bin TL. Borçlandırıyoruz. 542 hesap 240 TL yedek akçe ediyoruz yine. 131 hesapta 35.875 TL kalıyor. Çünkü biz 50 bin serbest yedek akçelerle karşılıyoruz ama o kalan kısmı yani 34.375 artı 50 bin TL'ye 50 bin TL'nin teşkil ettiği, esas teşkil ettiği gerçek kişi için ödenen stopaj 1500 TL'de yine ortaklardan alacaklar hesabına eklenmek suretiyle bu şekilde bulunuyor. 35.875 ve yine geçmişin zararlarından ve 548 hesapla 84.375'i kapatabiliyoruz. Bunu tabii buyurun. Hocam ortakların kötü niyetli olması durumunda şirketin de bu dediğiniz gibi 9. ay sonrasında deli gibi zarar etmesi veya analizlerin doğru çıkmaması durumunda şirket genel yönetiminin parayı yer alamadığı zaman anonim şirketlerde ya da limited şirketlerde sorumluluğu nedir? Bu karın 9. ay sonunda çok büyük bir kar çıktığını öngörüp de gelecek 3 aydaki zararı öngöremeyen YMM'nin, SMM'nin ya da bunun içerisindeki denetimcilerin, bağımsız denetim kurulunun şirketin zararı uğraması sonucunda katlanacağı sonuç nedir? Herhangi bir yasal yaptırımı var mı? Nitelikli dolandırıcılığa girer mi? Nitelikli dolandırıcılığa girer mi? Bilemem tabii. Nitelikli dolandırıcılığa girer bilirim ama yani burada şey var tabii. Bir hesaplama kriteri var. Eğer daha taksit o hesaplama kriterlerine uygun davranmıyorsunuz zaten suç işliyorsunuz. Yani direkt çıkan kârın hiçbir geçmişin zararını yani diğer noktada işte vergi karşılığını, fon karşılığını ayırmadan zaten siz bir avans kâfını dağıtıyorsunuz. Zaten baştan hata yapıyorsunuz. Hata değil, suçu işliyorsunuz. Yani bunu zaten cezalandırı kanundan sayılmıştır. Ama onun dışında kötü niyetli yani kötü niyetli şey şirket ortamı yapacağı zaten budur. Onun dışında bir durum meydana gelmişti. Yani hakikaten hakkaniyetle ayırmıştır. İşte dürüstlüsünün ilkesine göre finansal tablo hazırlanmıştır. Ve rakamlar ortaya konmuştur ve çok olağanüstü durumlar yaşanmıştır. Zararla geçilmiştir. Bir en iyi netisi zaten işte ödeme süresi için
içine geri çağırır bu avukat ödül ödülmesi içine geri çağırır. Ama buna rağmen yine geri dönüyor yapmıyorsa yıkıldır ki bütün şu anda ve kanunda yani yazılı haller neyse o uygulanacak, mailler neyse uygulanacak. Ben şirketlere geçmeden